Selamlar arkadaşlar. Herkese hizmetler. Bugün güzel bir yağmur yağdı. Ama şu anda biraz açar gibi oldu. Yine bulutlar üzerimizde geziyor ama ne zaman yağacağı belli olmaz. Evet arkadaşlar, terastaki liman bahçemizdeyiz. Terastaki liman bahçemiz burası gördüğünüz gibi. Burada bu limon fidanlarıyla ve incir ve değişik fidanlarla zaman geçiriyoruz. Meşgul oluyoruz. O kadar meşgul oluyoruz ki kendimize bayağı bir iş açtık. Her çiçeği görünce mutlu oluyoruz. Evet, çiçekler insanları mutlu ediyor. Bakın arkadaşlar, bu yedi verendir. Şu an çiçek açmış. Meşesi yerinde, toprağını biraz değiştirmiştik. Evet, çiçeklenmeye başlamış. Bu tarafta incirlerimiz. Böyle birkaç çeşidimiz var burada. Portakalımız var. Bakın size bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar bizim incirlerimiz. Saksıda bodur incirlerimiz. Şöyle bir gezelim görelim sizinle beraber. Evet. Bu yıl bu incirler olmadı. Güzel olmadı. Yani sıcak çok gitti, yandı, bilmem ne oldu. Biz de evin üzerinde her gün sulayamıyoruz falan. Çocuklarımız geliyor, onlarla meşgul oluyoruz. Bir de bunların esas anaları karşımızda bak. Merdiven dayayıp çıkıyoruz. Bir yanda saksıda iki incirlerimiz, bir yanda incir ağacımız. Şöyle geldiğimizde daha da ilginci bu ağaç, bakın nereden geliyor. Bu ağaç aşağıdan beri, evet aşağıdan beri kalkmış gelmiş, evin üzerine çıkmış. Evin üzerine çıkmış burada incir ağaç. Evet. Daha da ilginci, şöyle gidelim bakın arkadaşlar. Dostlarımızı incir yemeye davet ederdik. Maalesef büyük bir incir ağacımızı burada kaybettik. Bilmiyorum incir ağacı ne kadar yaşar ama bakın bu da böyle yerden beri geliyordu. Yerde kökleri var. Biraz sıkıntı yaşadı herhalde o köklerde. Oradan beri böyle bu kurudu. Maalesef kurtaramadık. Kurtarmaya da pek uğraşmadık. Yadını doldurmuş mudur acaba diye düşündük. Evet, ağacımız buradan geliyor. Tabii ki üzdü bizi yılların ağacı. Çok kişiler bundan faydalanıyordu. Gelen misafire ikram ediyorduk. Yakın komşularımıza veriyorduk. İncir yemeye çağırıyorduk. Güzeldi. Ama maalesef kaybettik. Evet. Karadeniz'de zeytin pek olmuyor. Zeytin yapmaya çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz ama pek olmuyor. Bakalım deneyeceğiz. Aslında var Trabzon'da, Artvin'de ama bu buralarda pek yok, yapamadık, edemedik. Bahçeye bir tane dikmişim, toprakta öyle kaldı duruyor 15 senelik ama büyümedi, gelişemedi. Taşlı toprağı seviyor galiba. Limonlarımız var gene. Evet.
Sahsede domates yapmış. Bunlar bizim çocukların, torunların, torunları da alıştırıyoruz. Yani torunlar da bize ortak. Çünkü küçükken çocukları alıştırmak gerekiyor. Çocuklara sevdirmek gerekiyor. Bakın burada pepinolarımız var böyle. Bunlarla çok fazla uğraşamadık. Bunlar budamak istiyor. Biz son zamanlarda, yani Allah bilir son zaman ne zaman, ama son zamanlarda işi biraz fazla şaştık kendimizi. Ay, nar patlayacak gibi yağmur yağdı ya. Yağmuru sevmeyenlerden bir tanesi de nardır. Böyle saksıdanlarımız. Teneke koydum başına. Tenekeden su dolduruyorum. Bir delik var. Delikten böyle kendisi sulanıyor. Ne yapalım? Evet sevgili dostlar. Bakın bu çok güzel bir incirdir. Yani bayağı büyük bir incir mesela. Güzel cins bir incir. İncirlerimizin tamamı bizim incirler değil. Yeni aldığımız incirler de var. Birisi bize bir incir met etti mi, onu bir ya yerinde görüyoruz. Ya da çok güvendiğimiz biri olursa onu alıyoruz. Dikiyoruz. Rastgele her inciri dikemiyoruz. Evet. Vaziyetimiz böyle. Arada çiçeklerimiz doluyor oralarda böyle. Ya bizi hayata bağlayan bunlar arkadaşlar, dostlar. İşi fazla artırdık son zamanlarda. Daha hakkından gelemiyoruz. Çocuklarımızın yanına gidemiyoruz. Herkes sağda solda, 4 çocuğumuz var. Görevleri var. Onlar gidemiyor. Biz gidemiyoruz derken. Bu yerimdeki ağaç kanunu mudur nedir? Yani bu böyle bir şey işte. Bakacağız. Herkese saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum. Gününüz bereketli olsun. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Hayırlı mutlu günler diliyorum. Bereketli günler diliyorum. Ve tavsiye ediyorum arkadaşlar, eğer son günlerinizde mutlu yaşamak istiyorsanız, mutluluk bu işte. Yeşili bulacaksın, yeşili göreceksin, yeşile bakacaksın, yeşilin yaprağını tutacaksın böyle. Yeşili seveceksin, mutlu olacaksın. Çocuklarla, torunlarla, sevdiklerinizle hep beraber ağaç dikelim lütfen. Ya bahçemiz yoksa, tarlamız yoksa, parka gittiğimiz yerde bir ağacımız olsun. Ormana gittiğimiz yerde bir ağacımız olsun. Piknik yapmaya gittiğimiz yerde bir ağacımız olsun. Ve çocuklarımızla bir tarih konuşurken deriz ki, şu doğum günümde şuraya şu ağacı dikmiştim. Bak ne kadar oldu ya. Ben bayağı yaşlanmışım. Yahut torunumuz, senin okul zamanında okula başlarken bunu dikmiştim. Bak ne kadar ağaç oldu. Ya da askerden geldiğimde, evlendiğimde, babamın doğum gününde. Bir sürü günler var. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Mutluluk istiyorsanız, mutlu olmak istiyorsanız, gelin benim gibi işi gücü bırakmışsanız, biraz da benim gibi tembelseniz, ay sizi bir çalıştırıyor, hiç anlamıyorsunuz. Şuradan bir ot koparayım, şuradan bilmem ne yapayım, şuradan bir filiz kırayım, şunun toprağını değişeyim derken, size ne kadar iş oluyor, ne kadar iş oluyor. Akşam eve inince, bir yorgunluk, bir uyku, bir rahatlık. Hayırlı mutlu günler diliyorum. Anlatacak çok şey var ama anlatamıyorum hepsini bir yerde. Bir dahaki videoda diğerini anlatırız. Hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.